Merhaba arkadaşlar, balkonuma kedi çıkmıştı. Aslında 1,5 yıldır çıkmıyordu. Ama saksıları fena şekilde dağıtmıştı. Bu saksımı da kırmıştı. O videoyu hemen yorumların başına koyuyorum. Aslında o videomda çok üzüldüğümü ve bu saksıların hediye olduğunu söylemiştim. Bana 2 tane saksı gelmişti. Zaten onun da videosunu çekmiştim. Onlara en sevdiğim çiçekleri dikmiştim. Benim için çok anlamlı bir hediyeydi. Kırılması da beni üzmüştü. Arkadaşım dün aradı. Bana yeni saksılar almış ve lütfen o kırık saksıları at, boş ver dedi. Çünkü ben tamir edeceğimi söylemiştim. Ayrıca yorumlarda birçok arkadaşımız, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten yapıştırmam için ve tamir etmem için çeşitli fikirler de verdiler. Ama bazı arkadaşlarımız da kırık eşyaların uğursuzluğu, hani negatif enerjisiyle ilgili bazı yorumlar yaptılar. Bu beni çok düşündürdü ve ufak araştırmalar yaptım. Aslında hem dini boyutta, hem hurafeler boyutunda, hem inanışlar boyutunda birçok yazı okudum kırık eşyalarla ilgili. Arkadaşlar, bu yaşıma kadar 40 yaşındayım ve bütün her şeyi tamir ederek yaşadım. Yani hayatımda tamir etmediğim hiçbir şey olmadı. Kendim yapamıyorsam mutlaka yaptırdım. Bir şekilde terasımda da biliyorsunuz yüzlerce saksı var ve hepsi geri dönüşüm. Tenekelerden, kırık eşyalardan, plastiklerden, seramiklerden. Yani aslında her şeyi bugüne kadar dönüştürmüşüm. Fakat öyle bir günde kırıldı ki aslında negatif enerji yüklü olduğum bir gündü. Gerçekten hem çok yorgundum, hem üzerimde bir üzgünlük vardı. Ve ben yokken bunun kırılması, geldiğimde onunla karşılaşmam, aslında sevdiğim bir cismin yok olması, bende anısı olan, hatırası olan bir hediyenin bir anda parçalanması beni tabii çok üzdü. Ama şöyle düşündüm, o yazıları okuduktan ve o yorumları okuduktan sonra. Hani inanırız, inanmayız, bunun dini boyutu ya da işte inanışlar yönü önemli değil. Burada hissettiğimiz önemli. Şöyle hissettim, ben bunu atmalıyım dedim. Yani bu kez tamir etmeyeceğim ya da bu kez uğraşmayacağım. Bunu geri dönüştürmeyeceğim. Çünkü bu bir negatif sonrası kırıldı. Bir sebebi var. Gerçekten statik enerji var biliyorsunuz. Aslında bizim nazar diye inandığımız o biriken toprak eşyalarda, cam eşyalarda, insan vücudunda biriken bir enerji zaten var. Bunun bu şekilde dışarı çıktığını düşünüyorum. Kırılması gerekiyordu, kırıldı. Hakikaten kırıldıktan sonra da üzerimdeki o negatif enerjiler, üzülsem bile bakın, o yaşadığım bir döngü hemen kayboldu. Yani bu bir tesadüf hayatta yoktur. Tesadüflere inanmıyorum, tevafuklara inanıyorum. Dini anlamda da birçok yazı okudum. Kesinlikle uğursuzluk vesaire yok, onu da söyleyeyim. Ama bazı çalışmalarda evde bulunan kırık eşyaların, işte birçok kültürde, aslında Uzak Doğu'da, Asya'da birçok kültürde kırık eşyaların tamir edilmesi gerektiğiyle ilgili yazılarda var. Ama atılması gerektiğiyle ilgili yazılarda var. Aslında ben sanırım atmaya odaklandım. O üzerimdeki negatifi böyle yok etmeye odaklandım. Ve bugün bunu geri poşetine koydum. Zaten bunlar Migros saksısı biliyorsunuz. Poşete koydum ve topraklarıyla beraber aslında komple atacağım. Bu evimde birikmiş olan kötü enerjiyi, çünkü çok çalışıyorum, çok yoruluyorum, kendimde bir enerji yükleniyor. Hiç düşmanım yok, hiç kıskananım yok, çok şükür. Hani öyle kıskanılacak durumlarda insanlar da değiliz. Sadece çalışkan insanlarız. Biz de çalışkan insanları seviyoruz, imreniyoruz. İnsanlar da bize imreniyor, örnek alıyoruz, örnek alınıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Fakat bir şekilde negatif enerji biriktiğine inanıyorum ve bunu tamamen çöpe atacağım. Hatta bazı yazılar var. Onları da dönem dönem yayınlarım ben Instagram'da, Facebook'ta. Hani kırılmış eşyaları, eskiyen eşyaları atın, üzerinizden her şeyi atın diye. Bazı yazıları da severim, böyle okurum. Ona inanıyorum. Bir şeyleri atmak gerekiyor. Her şeyi yapmamak gerekiyor. Onarmamak gerekiyor sanırım. Çünkü bu kez kendimizi çok fazla yıpratabiliyoruz. Bunu atarak üzerimdeki negatif enerjileri de atacağıma inanıyorum. Bu bir inanış, benim şu anki hissim diyelim. Yoksa kesinlikle hani bu uğursuzluk getirir ya da işte bu negatif enerji yayar eve diye bir şey yok. Ama bir şekilde buna bir negatif enerji geldi, statik enerji. Kedicik, ona zarar gelmesin, kedi devirdiğini düşünüyorum ben. Çünkü balkonumda biliyorsunuz bazı hasarlar oluşmuştu.
Aman kediciye zarar gelmesin, bir cana zarar gelmesin, hani bize zarar gelmesin. Kırılan saksı olsun, umutlarımız kırılmasın, kalbimiz kırılmasın. O yüzden de bunu atacağım dostlar, karar verdim. Yoksa yapmaya da çok niyetlenmiştim. Aslında canım da çok istiyordu. Yani yapılabilir de durumdaydı. Şöyle göstereyim. Hani parçalar birleştirilebilir. Daha önce çok şey birleştirdim. Hatta minicik minicik parçaları bile birleştirdiğim olmuştur. Ama bu kez değil. Bu kez bu negatifleri atacağım. Evde kırık eşyalar, bir şeyler varsa atın gitsin. Her şeyi tamir etmek zorunda değiliz. Her şeyi yapmak zorunda da değiliz. Çok fazla yoruluyoruz. Hani benim gibi çalışkan insanları ben biliyorum. Hiç durmuyorlar. İnanın. Dün arkadaşlar bir saniye bile oturmadım. Hani ne iş yaptın derseniz hep boş işler ama oturmadım. Oturamıyorum da zaten. Hani işimiz biterse zaten dünya biter, hayat biter. İşimiz de tabii ki bitmesin. Ama bunu kendime ekstra bir iş yapmayacağım artık. Tamamen psikolojik olarak bu bende bir ferahlık yarattığını düşünüyorum. Öyle bir içimde bir duygu oluştu. Atacağım ve atacağımı söylememiştim aslında ama canım arkadaşım. Böyle yüreğimin ışığı hemen gitmiş saksı almış bana Migros'tan. Gerçekten üzüldüm de hani neden aldın dedim. Ben video çektim. Hani video çekiyorum zaten. Her yaşanan her şeyi çekiyorum. Ama olsun dedi. At gitsin. Yeni başlangıçlar olsun dedi. Bunlar da benim yeni başlangıçlarım oldu. Neden iki tane aldım? Bir tanesi kırıldı dedim. Bu küçük olan da daha önce gelendi. Terasta biliyorsunuz. Kazan doğurdu dedi. Madem kazan doğurdu arkadaşlar. Böyle iki tane saksımız oldu. Bu delikliymiş. Baktım. Bu deliksizmiş. Ama bunu da deldiririm yine ben. Matkapla kolay deliniyor. Aslında porselenin delme teknikleri de var. Öyle de delebilirim. Bakarım. Hatta sizinle paylaşırım belki. Ama bunu da terasıma çıkaracağım. Terasım da daha risksiz ve ayniyumlarımı dikeceğim. Çünkü derin saksılar ve çok güzel saksılar. Bunun renk tonlarına bayılıyorum arkadaşlar. Migros'ta ilk gördüğümde aşık olmuştum. Zaten o videomdan sonra arkadaş almıştı. Şimdi kırıldı, iyi oldu. Yenileri geldi. Üzüldüm ama olsun. Kırık eşyaları evde çok bulundurmamak gerektiğine inanıyorum. Artık yeni bir başlangıç yapıyorum kendime. Zaten çok eski bir şeyim yoktur. Onarırım, tamir ederim ya da ihtiyacı olana veririm. Çok fazla böyle ıvır zıvır tutan bir insan da değilim arkadaşlar. Mesela çok az objem vardır. İki evde toplasam 5 obje çıkmaz. Çok fazla böyle detay sevmiyorum. O yüzden bu kırık eşyayı da artık onarıp da tekrar balkonuma koymayacağım. Çünkü bazı inanışlara göre de kırık eşyalarda çok yoğun negatifler birikiyor. O yüzden kırılıyor. Tekrar o negatifleri birleştirmenin bir anlamı yok. Şu anki mantığım ve yüreğim bunu söylüyor. Yoksa kesinlikle dediğim gibi bunlar tamamen hurafe. Ama bazen bazı şeyleri de yapmak gerekiyor sanırım. Hani inansak da inanmasak da. O yorumlardan sonra birçok güzel arkadaşımız, tecrübeli arkadaşımız bana atmam gerektiğini söylediyse ben de bunları atacağım dostlar. Yeter. Hani üzerimizdeki negatifler gitsin. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreçten geçtim. Nazilli'ye geldiğimden beri inşaatın içerisindeyim. Çok yoğun çalıştım. Aslında çok yoruldum. Çok kıran ya da döken bir insan değilim. Yani sakar bir insan değilim. Kendi kendine kırıldıysa vardır bir sebebi. Bu da bir başlangıç olsun. Negatif eşyaları, böyle negatif kırılan eşyaları artık tamamen atacağım. Buna karar verdim. Yorumlar da beni etkiledi. Okuduğum yazılar da beni etkiledi. Bazen bir şeylere inanmak ve yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bunca yıl tamir etmişim. Hiçbir şey olmamış. Bundan sonra tamir etmeyeyim. Bakalım neler olacak. Artık fark etmez. Yeni saksılarım da geldi. Anısı da kaldı videolarda. Böylece yine tekrar böyle güzel bir anı bana getirdi tekrar. Hediye gelmesi de güzel oldu. Tabii ki insanı motive ediyor. Düşünülmek, sevilmek. Böyle dostlar, atacağım. Siz de atın gitsin, boş verin artık çok tamir etmeye. Her şeyi tamir etmeye gerek yok. Hepinize sevgiler dostlar.